Gemiye dün geldin. Benim kim olduğumu bilmezsin. Ben biliyorum. Kavusun. Evet. Ben öyle kumandanın damadı filan anlamam. Yeşilçam dünyasında kızgın sima olarak anılan ve akla ilk gelenlerin arasındadır. Dinçer Çekmez. 1943 yılında Ocak ayının 21'inde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Metin Çekmez'in kardeşidir. Özellikle lise yıllarında şiire karşı ayrı bir ilgisi vardı. Ayrıca tiyatroyu da çok severdi. Aslında yüreğinde sanat ruhunu taşıyan nadir insanlardandı. Eğitimini de tamamlayarak Kabataş Lisesi'nden mezun olur. Çoğu Yeşilçam yıldızı gibi kendisi de oyunculuğu hiç düşünmeden bu sektöre adım atmıştır. Hatta bu sektöre nasıl girdiğini, neler yaşadığını bir röportajında anlatıyor. Kabataş Lisesi'ni yeni bitirdiği sıralar şehir tiyatrosunda imtihanla aktör alınacağı duyurulur. Ulan bu işlerin suyu çıktı. Şehir tiyatrosu imtihan açıyormuş. Aktör alacakmış. Herkes başvuracakmış. İmtihanla bakkal çırağı mı alıyorsun? Muhasebe yardımcısı mı alıyorsun? Olur mu böyle şey? Deyip şehir tiyatrosunun açmış olduğu sınavı basmaya gider arkadaşlarıyla birlikte. Aslında amaçlarının şekilli laflar söyleyip geri çıkmak olduğunu da belirtiyor. Gidince işler pek de düşündüğü gibi olmamış. Arkadaşları ellerine birer tekst almış çalışıyorlardı. Kendisinin de eline tutuşturmuşlar. Dinçer Çekmez de rezil olmamak için göz gezdirmeye karar vermiş. Mülakat biter, sonuçlar için listeler asılır. Adını görünce şaşırır. Üstelik birinci olmuştur ve böylece sinema serüveni başlar. İlk şehir tiyatrosuna girişiyle birlikte Hamlet'te rol alır. Hatta o zamanlar Müjdat Gezen'in de bulunduğu ünlü oyuncular bir anda nasıl Dinçer Çekmez'in rol aldığına şaşırırlar. Bu serüven, bu oyunculuk ona yeni kapılar aralar ve teklifler ardı arkası kesilmeden gelmeye başlar. Daha 19 yaşındayken başrollerin geldiğini ve bu yaştan itibaren tüm başrollerin kafasına yıkıldığından bahseder. İşte oyunculuğa bu kadar uzakken bir anda içine girmesiyle gelen başarılar iyi ki girmiş bu sektöre dedirtecek derecede oldu. Bizler iyi ki karşımıza çıktı diyebiliyoruz. İyi ki sinema sektörü Dinçer Çekmez gibi yetenekli bir oyuncu kazandı. Emeklilik zamanı gelene kadar İstanbul Büyükşehir Tiyatrosu kadrosunda yer almaya devam etmiştir. Vişne Bahçesi, Deli Bal, Ahu Dudu gibi daha birçok oyunda yer almıştır. Tiyatroda o kadar başarılıydı ki bu sayede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Her zaman tiyatroda kalmadı. Sinemaya geçişi de tiyatroya başlaması gibi ilginçtir. Günün birinde Kemal Sunal'ın filmlerini çeken Arzu Film'in adamlarından biri gelir. Ve gelir gelmez sinema düşünüp düşünmediğini sorar. Ve Dinçer Çekmez de kabul eder. O zamanlar çoğu tiyatro sanatçısını kandırıp sinema sektörüne aldıklarını anlatır. Birçok yetenekli sanatçının daha çok kazanmak vaadiyle ayrıldığını söyler. Dinçer Çekmez sinemaya geçse bile tiyatroyu asla bırakmaz. Çünkü çok seviyordu. Hatta tiyatroyu o kadar çok seviyordum ki kimse bıraktıramadı. Ne paralar ne teklifler geldi ama yine bırakmadım demiştir. Kemal Sunal filmleriyle kazındı yüreğimize. Çok sevdik girdiği rolleri. İnek Şaban, Tarzan Rıfkı, Süt Kardeşler gibi birçok Şaban filmlerinde bulundu. Atla Gel Şaban'da girdiği rolde Şiki Şiki Baba şarkısını söylerken gülmekten kendimizi alamadık. Hala izlerken gülüyoruz. Ayrıca Devlet Kuşu, iyi aile çocuğu gibi seslendirmelerde de bulunmuştur. Sinema ve tiyatro sektöründeyken yazılan senaryolara da müdahale ettiği zamanlar olmuştur. Özellikle kendisine sürekli aynı karakterlere büründüğünü söyleyenlere karşı çıkar. Kantır komik olduğunu söyler. İki evlilik yapar ve iki kızı olur. Ve lösemi hastası olur. Tedavi olur fakat sürekli hastalığı kendini yeniler. 12 Mart 2013'te hastanede yaşamını yitirir. Onun için şehir tiyatrosunda tören hazırlanır. Zaman geçse de biz unutmadık. Eski eşi onun için tiyatroda yeri doldurulamayacak insanlardan biridir der. Gerçekten de öyleydi. Hem tiyatroda hem de sinemada unutulmayacaklar arasına girmeyi başarmıştı. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.